Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'yla İstanbul'da kesintisiz ulaşım imkanı sağlandığına vurgu yaptı ve projemizi yıllık toplam 5.383 milyon TL tasarruf ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu açıldığı günden bu yana 1.3 milyar saat tasarruf sağlandı. Karbon emisyonu da 425.150 ton azaltıldı dedi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Türkiye'nin en büyük otoyol projeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, İstanbul trafiğine girmeden hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk imkanının oluşturulduğunu kaydetti. 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu, 38 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin de açılmasıyla birlikte toplam 436 kilometreye ulaşacak. İlerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na bağlandığında da Marmara bölgesinin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kurulmuş olacak ifadesini kullandı. Projenin en önemli ayaklarından birinin de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, köprüden günde yaklaşık 135.000 aracın geçiş yaptığını bildirdi.